Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir alışveriş videosu paylaşıyorum. Daha önceki alışveriş videolarım sadece kumaştı. Ama bu sefer biraz daha farklı bir şey yaptım ve dikiş esnasında kullanabileceğimiz malzemeler aldım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ürünlere birazdan tek tek bakacağız zaten beraber. Ama ondan öncesinde nereden aldığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben bunların hepsini dikiş makinesi satın al.com'dan aldım. Eğer benim gibi ufak bir yerde yaşayanlarınız varsa beni anlayacaklardır. Bu tarz malzemeler gerçekten çok zor bulunuyor. Onun için ben genellikle internet alışverişini tercih ediyorum. Ve gerçekten güzel bir site. Size birazcık siteyi göstermek istiyorum. Ben sadece aksesuar tarzı ufak şeyler aldım. Ama burada gerçekten her şey var. Ev tipi dikiş makineleri, sanayi dikiş makineleri. Zaten siteyi incelediğimde gördüm ki kol takma makinesi bile var. Bu beni gerçekten çok şaşırttı. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Daha sonra işte ütüler, kumaş kesim makineleri, yedek parçalar, işte sarf malzemeler. O tarzda ürünler var. Bununla alakalı size bir sürprizim var. Aldığım bir şeyden size hediye etmek istiyorum. Ve bence o şey dikiş dikerken kullanılabilecek en önemli malzemelerden bir tanesi. Videonun böyle devamında göreceksiniz zaten o ürünü gösterirken. Hangi sırayla malzemeleri göstereceğimi bilmediğim için ona geldiğimizde çekiliş şartlarında konuşuruz. Şimdi hiç daha fazla uzatmadan ürünleri göstermeye başlamak istiyorum. Şöyle bir koli ürüne bakacağız şimdi beraber. Ama ilk önce koliye sığmayan şeyleri göstereceğim. Onlar da bu cetvel takımı. Bunlar böyle bildiğimiz her terzide gördüğümüz işte kol kenarı çizmek için, onun dışında işte farklı eğimler verebilmek için kullanılan cetveller. Ben bunları neden aldım? Çünkü kalıp çıkarmayı öğreneceğim ve öğrendiğim zaman sizinle de paylaşacağım mutlaka. Onun için böyle bir elimin altında dursunlar istedim ki öğrenirken çok fazla zorluk yaşamayın bunlar olmadığı için. Böyle bir cetvel seti aldım. Benimki 4 parça. Daha sonra şöyle çok ilginç bir şey aldım. Ben bunu ilk defa gördüm ve görünce de denemek istedim. Çünkü çok merak ettim. Çok tuhaf bir şey. Bunu ütünüzün altına takıyorsunuz ve ürünün iddiasına göre kumaşları parlatmıyormuş. Aynı zamanda ütü bezi kullanmamıza gerek kalmıyormuş. Ve en hassas kumaşlarda çok yüksek ısılarda güvenle kullanılır yazıyor. Ben şimdi bunu hiç açmadım. Nasıl takılıyor bilmiyorum. Şimdi beraber açalım ve ütümüze takalım. İçinden böyle bir plastik gibi sanki. Böyle plastik gibi bir tabanlık çıktı. Ve şöyle ütüyle bağlamamızı sağlayacak yerler çıktı. Evet, şunun bantını tam olarak çıkaramadım ama bu şekilde ütüye takacağım. Ütümü de getirdim video çekmek için. Şimdi bunu şu şekilde ütüye oturtuyorum. Daha sonra bir alttan, bir ortadan, bir de üstten buraya takacağım. Gerçekten başardım. Ütüyü böyle deli bağlar gibi bağlamış oluyorsunuz. Böyle yumuşacık bir dokusu var. Ütüye bu şekilde takılıyormuş. Umarım dediği şeylerin hepsini yapıyordur. Ben bunu parlamaya yatkın bir kumaş bulup deneyeceğim. Yorumlar kısmında denedikten sonra yazarım nasılmış diye. Daha sonra kumaşları çizmek için böyle bir tebeşir kutusu aldım. Bu kutunun içerisinde 4 tane renk var ve her renkten de 3 tane var. Şöyle bir tanesini göstereyim. Mavi, kırmızı, beyaz ve sarı var. Şöyle ben kumaşlarımı çizmek için sabun kullanıyordum biliyorsunuz ki. Ve beyaz kumaşları sabunla çizemiyoruz. Onun için bunun da gerekli olduğunu düşündüm ve böyle bir tebeşir kutusu aldım. Bunlar da gerçekten güzel. İsterseniz deneyelim hemen. Şöyle bir parça kumaş getirdim yanımda ve bunun üzerine çizelim bakalım. Şöyle mavi oldukça görünüyor. Daha sonra sarıya bakalım. Sarı da bayağı bir görünüyor. Kırmızıya bakalım. Şimdi birazdan size de göstereceğim. Bayağı güzel yalnız bunlar. Bir de ince olduğu için ne kadar kullanırsanız kullanın kenarı muhakkak keskin olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça renkleri de belirgin. Böyle görünüyor sanırım. Bu şekilde tebeşirler aldım ve gerçekten çok işe yarayacağını düşünüyorum. Daha sonra şöyle oldukça fazla miktarda fermuar aldım. Burada 100 kadar fermuar var sanırım. Böyle renk renk. Bir sene boyunca ne tuhafiyeye ne de hobi markete gitmemeyi düşünüyorum fermuar almak için. Bence güzel yaptım. Daha sonra gelelim sürprizimize.
size böyle bir terzi makası hediye edeceğim. Şimdi ilk önce bir makası göstereyim. Gördüğünüz gibi özel bir kutusu var kendisinin. Ve böyle bir makas çıkıyor. İçinden korumasıyla beraber geliyor. Oldukça ağır ve büyük bir makas. Üzerinde 10 yazıyor. Sanıyorum ki bu makasımızın numarası. Ben böyle tüm metal makas kullanıyordum. Ve benimki küçük olduğu halde elimin bu kenarlarını falan çok kızartıyordu bir şeyler kestiğim zaman. Ve bu böyle korumalı, gayet rahat bir makas. Şimdi nasıl kestiğine de bakalım. Şöyle bir kumaşım var yine. Evet. Ve bayağı keskin yani gördüğünüz gibi. Oldukça keskin. Şimdi bu kutunun içerisinden sadece makas çıkmıyor. İçinden böyle bir de iplik kesici çıkıyor. Onun da koruması var. Böyle minik tatlı bir iplik kesici işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi bu makasın aynısından sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? Bir tane şartımız var aslında. O şartla dolaylı olarak ikinci bir şart daha gelmek zorunda kaldı. Eğer dikişmakinesisatınal.com'a üye olursanız ve bu videonun altına da üye olduğunuz isim soy ismi ekleyerek üye oldum yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. 1-2 haftaya kadar çekilişi açıklayacağım. Herkese bol şans diliyorum. Sitenin linkini videonun açıklamalar kısmına eklerim bu arada. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Ve makasım da bu şekildeydi. Ve daha sonra şöyle büyük bobinler aldım. Birazcık fazla miktarda almışım. Ama gerçekten sürekli dikiş yaptığım için iplik ihtiyacım çok oluyor. Onun için böyle birazcık ipin ucunu kaçırmışım iplik alırken. Şöyle gördüğünüz gibi ipler aldım. Ama şöyle koyunca da gerçekten çok güzeller yani. İyi ki hepsini almışım diyorum. Yani sürekli küçük bobinlerle uğraşmak işte ay bitti tekrar alayım tekrar gideyim aynı rengini alayım diye uğraşmak yerine böyle bir set yapmak bence herkes için çok çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Büyük bobinlerin tek bir tane dezavantajı var. Onlar da makinelerde büyük bobinlere göre yer olmaması. Bu sefer onu da düşündüm ve kendime bir iplik standı aldım. Şimdi bunu kurmaya uğraşsam mı uğraşmasam mı bilmiyorum. Belki burayı birazcık hızlandırırım çünkü ilk defa açıyorum ve nasıl bir şeyle karşılaşacağım bilmiyorum şu an. Ama aslında çok da bir şey yokmuş. İçinden şöyle bir tabla çıktı ve arkasında da malzemeler var. Şimdi onları bir çıkarayım. Kurdum. Gördüğünüz gibi bunu başardım. Bu arada bunun farklı renkleri de vardı. Ama ben kırmızıyı sevdiğim için kırmızı seçtim. Şimdi bunu da hemen deneyelim. Bir tane ipliğimi açıyorum. Şöyle buraya taktım. Sanıyorum buradan ip geçiriyorum. Buradan da ipimin ucunu geçirdikten sonra burayı da makineye bağlıyorum. Çok güzel. İnanılmaz güzel. İpim boşa gitmesin. Daha fazla çekmeyeceğim. Ve daha sonra şöyle bir otomatik mezra aldım. Ben bu otomatik mezraları çok seviyorum. Benim bir tane kartlı vardı ama ben onu hemencik bozdum. Umarım bu biraz daha sağlamdır ondan. Evet açamadım ve kabını yırtmaya karar verdim. Şöyle bir otomatik mezra, bir tane ipi var. Böyle otomatik işte metre gibi olan mezralardan şöyle durabiliyor ve çekebiliyor. Gerçekten bu da çok kullanışlı bir şey. Daha sonra şöyle iğneler aldım. 3 kutu iğne aldım. Makinem Singer olduğu için Singer markasını aldım. Bunları çok bir şey göstermeyeceğim zaten klasik iğne. Daha sonra şöyle oldukça fazla miktarda masura aldım. Bu masuralar gerçekten hiçbir zaman yeterli sayıda olmuyorlar. Onun için şöyle bol bol almak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bir avuç masura aldım. Böyle bir siyah oluyor mesela. Üzerine bir şey sarıyorsunuz. Sonra boşa gitmesin diye onu kullanmıyorsunuz. Başka bir şeye siyah sarıyorsunuz falan filan derken bu masuralar hiçbir zaman bana yetmiyor. Onun için elimde böyle oldukça fazla boş masura olması şu an beni çok mutlu ediyor gerçekten. Nerede bir alayım. Ve son olarak şöyle iki çeşit tela aldım. Tela kullanmayı da seviyorum zaten biliyorsunuz. Tela gerçekten kıyafeti çok düzgün gösteriyor. İki parça tela aldım. Farklı farklı. Ve şöyle de iki parça astar aldım. Gördüğünüz gibi son ürünlerim de bunlardı. Ve bitti. Bayağı bir şey gösterdim yani. Gerçekten konuşmaktan yoruldum şu anda. Artık videoyu kapatabilirim. Çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Size bir makas hediye ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.